Evet abi, Rimworld'de en son nerede kalmıştık? En son yediğimiz o ağır saldırıdan ve büyük kayıplardan sonra birazcık olsun işte insanların ruh halini, muhalini, bir şeylerin toparlamıştık. Burada artık böyle bir mahkeme odası kurduk. Artık insanları yargılıyoruz. İntikam, evet intikam lazım. Bu arada bazı işte orada kalanlar vardı ya, yani alamadıklarımız, yanımızda götüremediğimiz ama ölmeyenler. Arada hapishanelerden mektuplar yazılmış, bazı şeyler söylenmiş ama onlar, şunlar olabilir mi ya? Bu Daz diye biri mi abi? Bazen böyle haritaya düşüyormuş onlar. Gidip kurtarabiliyormuşuz falan. Bütün maplerimi okurum ha, öyle birisi var mı diye. Kurtarmak için. Neyse, en son biliyorsunuz Eray Poser'ı öldürüp bazı robotları da katletmişti ve burada yargılanmıştı. Ölüm cezasına çarptırılmıştı ama kimse de dememiş ki aga öldürmeyelim. Yani sanırım bir kişi vardı. O bugüne kadar olan için çok savaştı falan diye. Genel olarak öldürülsün veya uzuvları kesilsin gibi öneriler var. Yani bütün uzuvlarını kes bırak yani. Ya da iki kolunu kes var mesela. Adamın iki kolunu kesince zaten bir işe yaramıyor ki. Ama önemli değil. Bir kişiyi öldürdü. O öldürülen kişi ilkin sen de olabilirdin mesela. Yelzabumov sen de olabilirdin. Alperen sen de olabilirdin. O yüzden cezası kesilmeli. Cezası kesilecek. Yapacak bir şey yok. Bu bölüm, yani bu bölüm aslında bir toparlanmanın da üst seviyesine çıkılan bölüm olabilir. Çünkü buradan yeni insanlar alınacak. Artı olarak savaşçı ekip kurulacak. Onlara işte buradaki sevinç telleridir, çiplerdir, biyonik kollar, bacaklardır takılacak. Bölüm ekibi kuruluyor yani. Zırhlardan bir tane zırh da seçeceğim. Bir de o zırhı giydireceğim. Onların özellikle zırhlarından bakacağım, işte o zırh. Yani sadece bu zırhı giyin gibi bir seçenek yapacağım ki başka zırhları giymesinler, hep aynı zırhla dolaşsınlar. Evet Eray, gel bakalım. Maalesef cezan kesildiği için öldürülüyorsun. Bunu yapmak istemezdim ama zorundayız. Senin için kalp şeklinde dizildik. Aslında biliyoruz suçun yok. Senin de psikolojik sıkıntıların vardı. Sen de bir şey yazmamışsın. Ya izlemiyorsun, ya da buraya gelmedin, ya da durumu kabullendin. Azade Serdar Kaplan ve Elvin. Seni tabii ki de çıplak bırakmadım. Sana bir kabile giysisi verdim. Evet, gözlerini kapatanlar var. Herkes üzgün. Herkes. İçiniz bir garip oldu değil mi? Serdar Kaplan. Göm bakalım bu adamı. Artık herkes dağılabilir. İşlerinizin başına. Kanı temizliyor karma. Vay be. Komik bir şey yok. Diğer köydekilere de haberi geldi. Vahşi savaşçıya dönmüş Mertcan. Omnibot'a saldırıyor. Bahadır Güreli kalkın. İzin vermeyin Omnibot'a saldırmasına. Kayahan sinir krizi geçiriyor. Mobilyalara, eşyalara saldırıyor. Kimse böyle olsun istemiyordu. Kimse. Okan Paşa, 18 silah kullanımın 11 yakın dövüşün var. Sana o zaman bir tane çip ve bir sevinç teli takıyoruz. Gel bakalım buraya yat. Doktorumuz da kalmadı ki. Doktor Otto da öldü. Alperen YT de gitti. Velvix yapacak ameliyatını. Robotçu gelmiş. Güzel, robotçuya bakalım yani. İhtiyacımız var. Buraya değil diğer köye gelmiş. Olur. Taşıma robotu satıyor bir tane. Böyle robotçu mu olur lan? Burada gemiye en son hatırladığım benim çelik yüklemiştim. Yüklenmiş mi? Yüklenmiş. Bu da çelik de yüklenmiş. Bunu fırlatıyoruz. Fırlatamıyoruz çünkü. Sasu. Gemine binmen lazım. Buraya fırlıyorsun bu sefer. Şuradaki iniş yerine iniyorsun. Bak buradaki robotlar boşta abi, yatıyorlar. Burada aslında gemi inşa edebilirim ya. Robotlar zaten yattığı için, ama şu alınması gerekenler var burada. Tamam, buradaki bütün dağları seçmiş. Bir tek burası kalmış. Tamamdır. Robotlarımız çalışmaya başladı mı? Güzel gidiyorlar. Burada bir gemi üretimi yapılabilir ya. 2-3 tane gemi. Burada kahveler ekiliyor. Kahvelerin tabii ki de çıkarılacağı yer daha yapılmadan abi, kahveleri hasatlamaya başladılar bile. Hasatlayıp buraya mı getiriyorsunuz aynen? Onların evi burası ya. Oo, burada sıcak. Sıcak, klima sıcağını buraya veriyormuş. Klimanın yerinin değişmesi lazım. Şuraya geçmesi lazım. Geldi herhalde gemi, aynen. Çelikleriyle geldi, hemen çeliği de taşıyor bak, sazıyor bak. Şimdi buranın, bak mobilyadan, ay bak mobilyada bu sandalye, kalker sandalye atılmıyor mu ya? Sandalyenin kalkeri olmuyor mu? Gürkan Doğan ceset takıntısına girmiş. Şimdi buraya şöyle bir tabi duvarına atacağız. Buranın böyle olacak abi. Otomatik çiftli kapıdan tabii ki bir buraya, bir de buraya atıyoruz. Tekli kapılarından da buralara atıyoruz. Sonra buraya kahve üretilmesi için iki tane tezgah. Buradan üretecek, hemen şu taraftan deposuna geçebilecek. Burası full depo olacak. Sıcaklıktan da depoya iki tane şu dondurucu ışıktan fazla fazla yeter diye düşünüyorum. Buraları atsınlar, bölgesini belirleriz. Onu yıkıyor musunuz paşam? Burada granit var mı? Varmış, tamam. Ona bir granit atıverin. Ameliyatın yapıldı mı Okan Paşa? Çip takılmış abi. Sevinç teli var takılması gereken. Azade mesela, sende niye çip yok? Sevinç teli yok. Sana da takılsın hemen. Mesela Ivor. Ivor sana da takılmalı. Bahadır Güreli, 1948 silah kullanımın var abi. Serdar Kaplan sana da takacağız. Senin neyin varmış? Sigara toleransın varmış. Senin akciğer sıkıntı, belki onu bile değiştiririz yani. Semih Arda'ya da takın.
Kayahan. Kayahan'ın biyonik kolları, bacaklar var bir de. Abi Ozu ve İlkin'e de takmak istiyorum. Vakrova kesin takmak lazım. Bayağı bir operasyon bekleyen var şu anda. Bunlar ne durumda? Bunlar hasat için hazır abi. Şuradakiler. Bak bunlar 99. Bunları artık hasatlamamız lazım. Millet bir yemeğini aslında yemişsiniz. Elvin, Ivor. Gelin abi. Güray gel. Kutay gel. Süper Spidey gelin. Yanlış yere geldiniz. Alperen sen de bunları hasatlayacaksın tabii, gel. Alperen gel bakalım şunu bir çıkar. Birisi çıktı. Karaktere bir bakalım. Yani yemek pişirme falan filan bir şeyler var. Ama bunu salamayız de işte. Salamayız, ya alacağız ya öldüreceğiz gibi bir şey olması lazım. Neyse sen şunu da bir hasatla bakalım. Sen peki kardeşim? Sende silah kullanımı var. Dayanıklısın, çeviksin. Hayvancılık bir şeyler var sende. O yüzden abi yapıştırın şunu. Öfkelenir o. Bak sen de mi öfkelendin ama? Aa burada iki kişi varmış. Ama ikisi de çok iyi değil ki. Öfkelendiler geliyor işte, görüyor musun? O yüzden abi. Ya bunlar kılıçlı adam istiyorlar. Bizi diyorlar yani, bıçakla bizi diyorlar. Azade kalk gel, sende bıçak var. Serdar Kaplan'da da var. Gelin bakalım. Bir kişiyi düşüremedik ya, bir yaralıyorlar bizi bak. Bu düştü de. Bak bu düştü kardeşim. Senin silah kullanımın var. Süper Spy'de bunu kurtarıyorsun. Bu arkadaş da düştü ama bunların yani karakterinde silah kullanımları çok iyi değil ya. İnşaat falan var da. Belki araştırması çok iyi olan biri olursa onu da alırım. Şimdi şurayı da bir aç bakalım. Oo bak gördüm abi. 10 silah kullanımı, 7 yakın dövüş. Buna hemen yapıştırın abi. Hemen. Güzel, bu düştü mü abi? Ivor, bunu kurtarıyorsun. Alperen ne yapacağını biliyorsun. Sen ne yapıyorsun Kutay? Burada bir şeyler yiyorsun ha. Temizlik robotu muymuş? Boş mu çıktı abi o? Yok, çıktı birisi. Yani silah kullanımı var. Uyuşturucu arzusu varmış. Alperen şunu aç be. O gidiyor ama o gidemez işte abi. O gidemez değil mi? Azade. O gitti ama onu ne yapacağız şimdi? Neyse gitti hadi. Bak burada birini daha çıkarttı. Bu nasıl? Bu da kötü işte abi. Neyse hadi o da gitsin. Ya sinirlenince toplu sinirlenmesinler diye uğraşıyorum da. Aç bakalım. Birazcık şuraya çekilin abi. Sen kardeşim. Yani olmaz işte, olmaz. Ya bir de Alperen'le beraber eş zamanlı gidiyor ya, sıktıramıyorum da. Şunu aç bakalım. Karaktere bakalım. 4 silah kullanımı, 10 diyor. Yakın dövüş var diyor. Bilemedim. Bilemedim abi ama. Şu çıkarken şunu vurun bakayım. Bak hemen geldi saldırdı ya. Aç onu. Düzgün birini çıkaram artık ya. Yani tıpı var da. Tıpı var da başka hiçbir şey yok. Aç abi şurayı. Onu salın hadi gitsin ya. Sonra size vuruyorlar. Bu güzel bak, bu güzel. Köşeye çekil. Vur abi. Siz ikiniz de vurun. Düşürün abi artık. İnsan öfkelendi. Neredeki hepsi mi öfkeleniyor yoksa? Yok hepsi öfkelenmiyor. Düşürdünüz mü onu? Düştü güzel. Kurtar abi bunu. Ne oluyor lan? Bak görüyor musun? Hepsi öfkelenmiş ya. Burada kalan işinizi bitirin. Azade ile Serdar Kaplan. Bunları öldürün. Diğerlerini de daha sonra çıkaracağız artık. Ya bunları çıkardıklarımı öldüreyim istiyorum. Çünkü bazen kurtardıklarımız bize katılmıyor. Kurtuluyor gidiyor. Onu da ortalıkta görürsem tekrar dövüp tekrar alırım yani. Şimdi bunlar ortada duruyor yani. Bunları arada bir tıklayıp da ulan bunların karakteri neydi diye bakacağım, unutacağım. Şunu falan ulan diyeceğim, silah kullanımı aslında iyiymiş diyeceğim. Alacağım büyük ihtimalle. Bir tanesi katıldı mesela bize. Bunu bir çekelim. Evet Emir Aydın geldi. Haydi bakalım Emir Aydın. Bölge yakınlığı mı? Diğer konuya çok yakın olduğunuz için kendi topraklarına tecavüz ettiğinizi düşünüyor. Dediği yer Jatilor abi. Eksiye girmişiz. Jatilor şu. Yani geldi kendisi buraya, kuruldu. Sonra bana ben saldırganmışım gibi suç atıyor ha. Yunanistan mısın sen kardeşim? Bak benim bak bu yaptığın hareket hiç hoş değil Jatilor. Şu anda ben güçsüz bir durumdayım diye burada terbiyesizlik yapıyorsun. Ben daha bir şey demiyorum. Gürkan Doğan sen de bir ceset takıntısından bir çık be kardeşim ya. Tıbbi operasyonları bekliyor Velvix. Başka yok mu tıpı iyi olan ya? Gonyalı senin tıpın da var. Şu Serdar Kaplan'a bir operasyon yap. Azade sen de gel Vakrova yap. Çisto sen yapamıyorsun kimseye. Daha malzemeler alıyorlar değil mi? Ortalıkta paso bir ameliyatlar dönüyor. Bak birilerini alamadık abi. Ama etrafta dolaşıyorlar. Mesela bu adam bak silah kullanımı falan her şey iyi. Şuna bir sıkın. Bir düşürün onu. Yeniden kurtarın. Bak bu da abi sen girme bak. Seni ben alacaktım. Sen tuzağa takılacaksın şimdi. Acaba hangisine takılacaksın? Panter Mr. Hotcoat'a avlıyormuş. Nerede? Burada. Mr. Hotcoat'un silahı yok mu abi? Savunsun kendini o zaman. Panter Bey zor be. Zor be. Senin Mr. Hotcoat'u avlaman diyecektim. Hotcoat silahı çekemeden gelirsen işte böyle bir şansın olabilir. Onun içinde Etchrin var. Yok artık kaçmak yok artık. Bak bu buraya takılmış gördün mü? 5 saat içinde ölecek diyor. Selenay gelip şunu kurtar. Bu alacağımız birisi mi abi? Bu alacağımız birisi değil de işte. Yakınlarda biri varsa onu öldürteyim ben ya. Maç küçük gelsene. Hayvan sen de gel. Kusura bakmayacağım. Mesela burada Goodwin diye birisi var abi. Mesela hayvan gel. Bunlardan kurtulmamız lazım. Biz vahşiyiz canım. Biz medeni değiliz. Biz insan bile değiliz. Biz kötüyüz.
O yüzden yani bunu haklı bir şey olarak görebilirsiniz. Mesela burada San diye birisi var. San yani silah bile kullanamıyorsun San. Nasıl olur da ben senin yaşamana izin vereyim yani. Değil mi Çaça? Daha beklenen bayağı bir operasyon var. Az zaten nereye gidiyorsun ya? Yemek yemeye gidiyormuş. Ye bakalım. Burada bir şeylere takılan var mı? Semih Arda'ya çip de takılmış. Eğlence teli de. Vakrov'a eğlence teli takılmış. Serdar Kaplan'a eğlence teli. Çip takılan var. Başka da görmüyorum bir şey takılan ya. Nereye gidiyorsun? Nereye? Kaçtı elimizden de Kuruman var öbür tarafta da ya. Kaçamazsın sen. Uranyum tuvalete dikkat edin. Sizi vurabilir ha. O direkt öldü tamam. Böyle yani. Yelizabov senin 17 ya tıpın. Şuna bir operasyon yap bakalım. Helvix tarafından bu ayrılmış diyor. Başka yapabileceğin var mı? O zaman Ivra yap. Güzel bak ameliyatlar bayağı bitti ya. 6-7 kişiye sevinç teli de çip de takıldı. Alabildiğimiz şu anda alamadığımız Russo var mesela. Russo'yu seni bir türlü alamadık Russo ya. Seni kurtarma yoluyla alamıyoruz. O yüzden seni tutuklayacağız. Direnme lütfen. Lütfen direnme. Güzel. Burası ne durumda? Burası niye atılmadı ya? Mermer yok mu kardeşim burada? Burada mermer 3200 tane var. 3200. Bunlar da atılmamış ya enteresan. Sasu gel de şunu yap bari ya. Lincoln katatoniye girmişsin neden ya? Emir Aydın millete hakaret ediyormuş. Şaman tüccarı gelmiş. Güzel Mr. Atkot'ta koloni alma varmış. O zaman şunlardan birini alırsın ya Mr. Atkot. Bakalım ama belki seni buradan oraya kadar yollamama gerek kalmaz. Gemi diye bir şey var yani bir anda gidebiliyorsun ama. Buraları falan hep kazdınız değil mi? Bakalım burada alacak kaynaklar var var olmaz mı? Evet güzel bak bu da bize katıldı. Karakter kötü nişancı diyor ama silah kullanımı 7 abi. Nişan alma süresi baya düşüyor doğruluğu baya düşüyor ya. Neyse yapacak bir şey yok. Emir Han Harman çıktı. Şimdi biyonik kolu bacağı olan birisi. Mesela kim var abi biyonik? İki bacağı da biyonik olan. Mesela Vakrov. Vakrov iki bacağın da biyonik olduğu için senin hareket etmen hızın kaç diye bakacaktım da. Hızın 3.96 ama etki var mı şu anda? Temel değer 4.60 diyor. Hareket etme sağlıktan dolayı düşmüş. Mesela 4.60 ya senin hareket etmen. Bana bir zırh verdiğimiz zaman 0.15 kesen mesela 4.50'ye mi düşecek o? Öyleyse bir sıkıntı yok yani. Mesela zırhı olan birisine bakalım bir. Mesela Jusigar'ın zırhlarında etki var mı diye bakacağım da zırhının. Mesela Jusigar senin üzerindeki bu şey hareket hızına eksi 0.12 veriyormuş. Senin hızın 4.26 normalde 4.60'mış. Sağlıktan dolayı biraz düşmüş. Şeyden de zırhtan da eksi 0.12 düşmüş. 4.26'ya gelmişsin. O zaman sıkıntı yok ya 0.12 veren zırhlarda. O zırhlardan basabilir. Diyorum ki bu ekibin zırhlarını böyle mavi zırh mavi kask mı yapsam bunları? Farklı olsun seçilebilsinler böyle. Bak bu zırhtan yaptığım zaman bu büyük bir zırh. Bu Recon Armor'dan falan daha iyi. Ama Recon Armor bacağı da mı koruyor ya? Sadece üstü mü koruyor da? Eksi 0.14 bu zırhtan yiyecekler. Kasktan yiyorlar mı? Kasktan da beraber eksi 0.16 yiyecekler abi. Ama kask da iyi yani. Mavi mavi uyumlu olacak. Ha, daha iyi kask da var mıdır? Daha iyi kask da var tabii. Mesela Juggernaut kaskı var. Ama eksi 0.10 veriyor abi. Juggernaut oldun muydu yavaş gidiyorsun yani. Bunlar iyidir ya. Şunlardan basın abi 5'er tane. Hatta burada 10 tane bundan basın. Şurada da 10 tane kaskından basın. Bir tık ilkinin sevinç telini bekliyoruz. Sevinç teli var mı? Sevinç teli yok abi işte ya. Niye üretilmiyor? Bir tane sevinç teli lazım bize. 10 zanaat istiyor bir de. Bizden birine de yaptıramıyorum ya. Yok mu abi 8 var. Of 19'muş oğlum kayağın. Malzeme gerekli diyor lan. Ne malzemesi gerekli oğlum? Sevinç teli neyden yapılıyor sanki? Altın, plaçelik. Plaçelik kalmamış oğlum. Nasıl kalmaz ya? Nasıl kalmaz ya burada plaçelik? Sasu şunu atlasana. Atladın buraya gel o zaman. Şunların üstüne insene lan bir ölüyorlar mı bakalım. Nerede kaldı gemi ya? Geliyor güzel. Bakalım bunlara bir şey oluyor mu? Gemi üstlerine indiğinde. Mr. Atkot. Oradan çekil geri gel. Geliyor gemi. Hiçbir şey olmuyormuş. Bak kaskları falan giymişsiniz. Zırhları falan giymişsiniz de onları çıkaracaksınız. Herkes toplanacak. Şurada çıkaracak her şeyini. Sadece savaşçı ekibe izin vereceğim onlara. Şimdi Okan Paşa sende silah var gel. Velvik sende silah var gel. Azade gelsin. Evet buraya gelin bakalım şunlardan birkaç şey daha çıkaralım. Bu sefer direkt silahlarla vuracağım abi. Öyle yakın dövüş makın dövüş beklemeyeceğim. Ölmezseler alırız. Alperen çıkar bakalım. Şimdi sen abi silah varsa kullanımın onu kullanacaksın aga. O yüzden şunu vurun. Ama öldü mü bu? Ölür tabii. Yavaş vurun. Aç bakalım. Sen silah kullanımını az. Ama tıpın var. Şu beşli vursun abi. Çok fazla kişi vurmasın bunu. Yok canım vurun vurun. Tamam. Tamam Gürkan niye Gürkan oraya niye gidiyorsun ya? Tamam gitmişken kurtar o zaman. Alperen sen nereye gittin? Heh gel. Oo bak bu iyi çar. Bu iyi çar abi. Kukuli. Oğlum bunu yeme Kukuli ne yapıyorsun? Selenay. Oğlum siz bunu niye yiyorsunuz lan? Ye çıkıyor abi enteresan abi ölmüş çünkü bu. Son vuruşta öldürmüşsünüz ya. Güzel çağırdı abi. Yakından illa yakından saldıracağız ya. Bu nedir ya?
Hulk sen güzelsin abi. Karakterin de iyi lan. Yeterli. Ölmedi bak mesela. Kutay. Kurtarırsın. Ya da direkt hapse mi atsam bunları? Seni istemiyorum abi mesela. Yok kardeşim, seni harbiden istemiyorum. Senin araştırman var ya, seni almak lazım. Bu kılıcı şunu tutuklayabiliyor musun ya? Güzel. Peki sen de olmaz. Sen de istemediklerimizdensin. Yok. Peki sen fena değilsin ya. Elvin, tutuklasana şunu. Kutay senin de yakınında ya, sen tutukla. Kutay yakalayamıyor ki. Buradan başka biri çıktı, yok. Bunu istemiyor ama zanaatı varmış. Ama kalsın. Kutay sen yakalayamıyorsun adamı ya. Çisto, tutuklasana şunu. Ulan çoğu şey yapıyorsun ya sen. Sen harbiden çoğu şey yapıyorsun. O yüzden alacalı seni tutuklasın. Onu da tutukladık, güzel. Bu reddetti tutuklanmayı, öldü ya. İki kişi çıktı. Ha, tıp var, araştırma var diyor. O güzel çarbak. Ya bu da fena değil de savaşçı değil. Şu tıp var diyen var ya. Onu bir Selami tutuklasana sen. İki kişi daha çıktı. Bak bu güzel. Bu güzel abi. Diğeri kötü. Şunu o yüzden tutuklamamız lazım hayvan. Şu Mekki var ya, onu tutuklasana. Bu kötü. Bak bu da öfkelendi ya. Hayvanı vurmayın ya. Hayvan kurtarsana şunu. Hayvan orada 3 tane mermi yedi. Bak şuralarda bir yerde biri daha öfkelendi. Kim öfkelendi abi? Tutuklayamadık bunu. Kurtar abi o zaman. Pegasus. Seni alalım ya. Çaça şunu tutuklasana. Sen gel bak, direnme bize lütfen. Alperen gel, son ikisini aç. Hatta son 4'ünü aç. Belki yakından saldırırım bu sefer. Sen mesela, sen kötüsün abi. Şuraya gelin ya. Sen de olmazsın. Sana bakalım, sen hiç olmazsın biliyor musun? O kadar olmazsın ki hiç zaman kaybettirmeden seni şurada vuracağım. Bunlar da öfkeleniyor ama öyle bir sıkıntı oluyor yani. Burada Duncan var. Duncan sen de kötüsün abi. İstediğimiz adamlar gelmiyor bir türlü. Aa, Selami'ye saldırdı burada bir tanesi. Onu yalan ettiler tabi de. Alperen sen şunu kurtar. Machu Picchu sen Selami'yi kurtar. Diğerlerini saldım. Tamam, 4-5 kişiyi almaya çalışıyoruz işte. Alabilirsek o da. Burada Duncan diye biri var abi. Duncan vurulmamış, kaçıyor. Olamaz öyle bir şey. Mekki sen iyi durumdasın ama niye tutuklanmadın Mekki? Jude diye birisi var burada, Jude. Seni de almadık mı abi biz? Doluşuyorlar etrafta, bak burada var. Burada 3 kişi var kurtarılan. Ele geçirilenler var. Yine 10 kişi falan alsak iyi olur ya. Burada bir kıyafet değiş tokuşu var. Kıyafetleri ayarladım çünkü. Şu mavi kıyafetleri sadece bizim savaşçılara bıraktım. Birisi daha bize katıldı. Karaktere bakalım. Araştırma ve tıp var abi sende. Bir de tarım var ya. Seni bir çekelim. No geldi. Senin var ya, işten direkt senin araştırmana bir vereyim ya. Bir grup horozlar gelmiş buraya da. Horozlar abi katledin gitsin. Nadine bize katıldı. Bakalım bir karakterine. Güzel. Seni de bir çekelim Nadine. İbrahim Akdemir geldi. Ya ben bunlar böyle mavi gözüksünler istiyordum da abi, bunlar üzerlerine o kadar çok şey giyiyorlar ki. Bak bu mesela yelek giymiş, tamam mı? Bu adam mesela üzerinde yine yelek var. Şunlara bak abi, şuna bak, adam ceket meket bir şeyler giymiş. Ayvra bak. Parka giymiş. Acaba bunlardan yelekleri de mi yasaklasam? Hareket hızını falan da düşürüyor. Taşıma kapasitesi için giyiyorlar bunlara. Bunlardan abi yelekleri, ceketleri de yasaklayacağım. Bunları çanta yapacağım ama. Bunlara özel çanta vereceğim. Ama yelekleri, ceketleri olmayacak. Mavi gözükecekler yani. Şu gemiye de bir yükleme yapalım mı? Yapalım be. Bak Semihar'da da şimdi koloniye alma var, tamam mı? Onun koloniye almasını kullanalım da şunları tutsağımız ya bizim. Bunlardan birini alayım ben. Mesela sen Russo. Semihar'da Russo ile sohbet edebiliyor musun? Besleyebiliyorsun. Ha, bunları koloniye al demedik değil mi? Bunlar tutsak değil abi. Doğru, unuttum ya. Bunlar tutsak değil. Bunlar vahşi. Bunları evcilleştireceğiz. Şimdi savaşçılara özel çanta yapmak istiyorum. Normalde bizim kullandığımız fiyat performans bir çanta vardı abi. Hangisiydi o ya? İyi taşıma sağlıyordu. Az kaynak istiyordu. Kaynağın da önemi yok da. Ha bak, mavi giyiyor ya bunlar. Şu birazcık daha maviye benziyor. 110 harcatıyormuş. Ve 35 taşıma kapasitesi veriyormuş. Güzel. BP20 pek. Bundan basalım abi. Şimdi buraya geliyoruz. Savaşçıları düzenle diyoruz. Buradan çantaları tek tek mi çıkaracağım ya? Yelekleri, çantaları tek tek seçmem gerekiyor ya. Neyse, zaten bir kere yapacağım için. Şimdi bütün savaşçılar aynı oldu değil mi? Aynen. Tamam. Abi senin üzerinde yelek ve çanta var. Onları çıkarman lazım. Mısır almaya gidiyorsun ama sen, bunlar
Sana ait değil ki, bak bunları ben yasakladım. Neyse, çıkaracaklardır herhalde. Bak çıkarmışlar, bazıları taşıyorlar, güzel. Onların böyle polis gibi kendini belli ediyor olması lazım ya. 4. seviye taşıma robotum var diyor. 5. seviye temizlik robotum var diyor. YZ çekirdeği varmış, plaçeliği, bir sürü şeyi var da sen bizden ne alıyorsun? Bizden de bir şey almıyorsun ya. Taşıma robotunu versen bana, bir de temizlik robotu versen 25 bin oluyor ya, ödeyemiyorum ki. Plaçeliğini ver o zaman. Gelişmiş bileşenini ver. Tamam, hadi bakalım. Bunlar yüklenmiş. Sasu, atla bakalım. Oğlum bak, ben size yasakladım bak. Senin üzerinde ekipman olarak. Bak bu yasak senin ya. Sen bunu niye giyiyorsun ki? Yeni alım Russo dedi. Çok güzel. Russo fena açarsın, fena. Gel bakalım. Evet, horoz geldi. Horoz böyle şey gibi ya. Oyunun kendi kabile insanlarına verdiği isimler var ya, onlar gibi. Şimdi bu çantalar, ulan çantalar yapılıyor ama giyiyorsunuz değil mi ya? Yap bakayım çantayı. Çantalar bunlar, bunlar değil işte, millet o çantayı almış giymiş. Bunları çıkarmış. Bak bu çanta güzel. Bu mu askerlerimizin çantası olacak işte. Şimdi BP20'ler savaşçılarda var, şu askerlerde olmayacak. Askerlerimizi bir saldırıya yollayıp bile denemek istiyorum onları ya. Ama şöyle gemilerle falan yollayacağım tabi. Kurtulup da kurtardığımız ve bize katılmayanlardan var mı? Etrafa gitmişlerdir, bir yere takılmışlardır falan. Şurada var bir kişi. Bir de şurada var şu anda. Sasu, buraya atladıysan seni bir yollayalım. Oo, buranın deposu dolmuş. Buranın deposu fazla dolmuş. Bunları bir yollamak lazım. 400 yayo var. Hah, burası gelmiş, tamam. Şimdi buradan abi kahve yapmanızı istiyorum. Şunlar da gelmiş. Burası -15 derece olmuş. Güzel. Bölgeden buraya baham madde stoğu belirleyelim. Buraya sadece kahveleri koyup onları bırakacaklar işte. Ha, buraya bir tane de şundan lazım. Hatta bir değil, şöyle iki tane lazım. Daha sonra buraya bir zemin de atarım. Buraya crafter robotu da yollarım. O işi hallederiz. Şimdi boş olan yapsın da. Ya bunu crafter robotu yapmıyor ama değil mi ya? Bunu kahveleri şeyler yapıyor galiba. Kitchen robotları yapıyor. Kas paraziti çıkmış ya. Halledilir, halledilir. İlkin sen niye yatıyorsun? Ha, eğlence telim taktılar sana, tamam. Şu anda operasyon yapacağım kimse kalmadı. Herkes her şeyi takıldı herkese. Herkese her şey takıldı, evet. Evet, bizim savaşçı ekibimiz bu şekilde. Bütün herkes böyle mavi kıyafetleri var. Şöyle biraz aylık durum bakayım. Aynen. Hepsi mavi zırhlı, kasklı. Hepsinde enerji silahları var. Enerji minigunımız bitmiş. Yani yok olmuş, gitmiş bir yerlere. Savaşlarda kalmış. Onlardan yapmak lazım birkaç tane. Ama fena ekip olmadı ya. Şimdi bunların hepsine bir de şu şeylerden vereceğim işte. Pisçik, misçik bilmem nelerden vereceğim. Bombardıman, bombardıman. Bunlar bir saldırı olduğunda o saldırıya gidecekler. Ya da savunacaklar işte. Baksana ekibe. Taş gibi ekip ya. Abi Serdar Kaplan... Kurt Kağan tarafından aldatılmış mı? Sosyalliğe geliyorum. Oğlum Serdar Kaplan'ın kocası Mert Çey'miş, ölmüş. Eski sevgilisi Kurt Kağan'mış. Peki Kurt Kağan? Kurt Kağan burada Sasu ile evlenmiş. Olaylar olaylar. Olaylar olaylar. Bunlar bu ikisi burada kalmıştı ya, Sasu ile Kurt Kağan. Burada takılıyorlardı. Sonra bunlar sevgili olmuşlardı, evlenmişlerdi. Meğerse Kurt Kağan o sırada Serdar Kaplan'la sevgiliymiş. Ama Serdar Kaplan diğer köyde, bu köyde... İşte araya mesafeler girince sen olan olaylara bak. Vay be. Peki Kurt Kağan, sen Serdar Kaplan'ı şu anda -40 olarak görüyor. -40. Sasu, sen Serdar Kaplan'ı ne olarak görüyorsun? -25 rakip olarak görüyor abi. Rakibon. Serdar Kaplan içinde Sasu mu rakip? Yok, Serdar Kaplan Sasu'yu takmıyor. Rakip olarak görmüyor. Sadece ihanete uğradığı için üzgün. Kimin mezarını ziyaret ediyorsun? Mertçe'de de yıkılayım ya. Ali Efe'yi ziyaret ediyormuş. Vay be. Semih Arda sen. Sen Ahmet GG'yi. Hayvan da Efo'yu ziyaret ediyor. Atlayın bakalım da şu ölüm ekibini bir yollayayım ben ya. Bak bu adam buraya salınmış abi. Bize gelmemiş kurtulunca. Bu da gelmemiş. Şimdi gidecekler, takılacaklar. O yüzden Ozi. Şunu tutuklarsın Alacalı. Sen de şunu tutuklarsın. Tamam, bizim ekibi büyüklüyorum. Bir yere bir saldırıya götüreceğim. Bakalım neler yapıyorlar. Yoksa beklediğimiz şey mi gerçekleşiyor? Nerede abi? Ya burası ama bak alakasız, burası bir kare ya. Çünkü anlamasına mı sayıyorsun abi? Oluşuyor burada böcekler. Sayılar azdır ama. Buraya var ya, buraya bir tane şundan inşa etsenize. Jatilor'u çağırayım da bunlarla Jatilor'la uğraşsın ya. Benim robot. Robot. Geri dönün robotlara ya. Hemen bak robotuma saldırmaya geliyor abi, geri gel. Şuraya bir gelin. Şunu bir inşa edin de çağıralım şu Jatilor'ları. Bu ikisi kaptırdı geliyor ha. Bak. Bak oğlum. Ara abi Jatilor'u. Ara gelsinler ya. Nereye geldiler? Kaç kişi geldiler? Oo, sağlam ekip gelmiş. Temiz. 15 kişi, güzel. Halleder onlar şimdi. Bizim herkes yüklenmiş mi? Fırlatmaya hazır diyor. Hazır, hazır, hazır. Bayağı bir gemiyle gidiyorum, evet. Bakayım buna. Bu da hazır abi. Şimdi sizleri şuraya fırlatıyorum. Kenara bırak. Ya buradaki amacımız şu. Hani biz daha ölmedik. Biz hala güçlüyüz. İmajını dünyaya göstermek için böyle bir saldırı yapmamız gerekiyordu gemilerle. Onu yapacağız şimdi. Jatilorlar geliyor. Buradaki saldırımız da başlamış, ona da bir bakalım. Burada düşman bu. Tamam, düşman o. Dur bakayım. Güzel, bunlar buraya indiler.
Bunlara bakalım halledebilecekler mi? Abi yakın dövüşe girdiniz ama siz şu anda. Oo. Kendilerini falan roketliyorlar. Burada sıkıştılar bunlar böyle. Ruh hastası manyaklar. Yanıyor ama böcekler ha. Tamam, burası hallolmuş abi, tamam. Kovanlara saldırıyor mu acaba bunlar? Kovanlara... Bilmiyorum şu an kovanları mı sıkıyorsunuz lan? Bunlar da buraya ulaşmışlar, güzel. Güzel, burası çözüldü ya. Maya diye birisi yanıyor orada ama. Bunlar kayıp da vermedi herhalde, helal olsun. Serbestsiniz abi, şimdi buraya odaklanıyoruz. Atla abi. Azade bunu atla. Şuraya atlayın bakayım. Şimdi bombalamanızı istiyorum. Tam burayı bombalıyorsun sen. Sen bu kısmı bombalıyorsun. Sen bu kısmı bombala. Bunlar ama şey ya, çok zarar vermeyecekler gibi geliyor bana ama. Olsun. Hadi bakalım. Şimdi burada bir kasma, bir şov. Evet. Fena vurduk burayı da abi, kimse ölmüyor işte ya. Ortalığı yalan ediyoruz ama. Canı düşenler oldu tabi. Burada birisi ölmüş. Havan var. Havanı mı kullanacaksın Joy? Bunlar şu an üzerimize doğru basıyorlar. Hemen buradan mevzilerimizi alıyoruz abi. Bunlar şuradan gelecekler. Bunları en iyi nerede savunurum diye düşünüyorum da. Benden önce oraya gidecekleri için şurada bir yerde kalmam lazım. Hadi bakayım bas üzerimize. Üzerimize basan ilk gelenleri öldürürüz hemen. Abi Yezabmov, senin ne işin var ya? Ya senin mavi kıyafetin var diye seni şey zannettim ben ya. Bizim askerlerden biri zannettim. Vurun abi, yok edin orayı, yok edin orayı. Siz ikiniz de çıkın ortaya. Kaçacaklar şimdi. Coyote öfkelenmiş. Coyote kim ya? Ha bir de bu çakalla mı uğraşacağız abi? Bunların savunma şeyi yok ya bizimkilerin. Pozisyonu yok ama. Yine de yalan ediyorlar tabi. Şimdi bunların menzili var, bizim yok. O yüzden abi çıkıyoruz önlerine. Paşalar gibi vuruyoruz bunları. Vur abi, vur. Semih Arda düştü. Vurdunuz. Salmayın abi. Hop, şu tarafa geç. Arkasından sık, birbirinizi vurmayın. Şu anda aynen güzel. Herkesi saldım. Semih Arda nasılsın? 7 saat içinde ölecek diyor. İlaç var mı da bizde? Bak burada bir kişi kalıyor işte var ya, o yüzden alamıyoruz bir şey ya. Bunlar da alacağım bir şey de olmuyor ki ya. Şu var be. Bak bu ikisi güzelmiş. Bir de burada bir kask varmış. İlaç getireydik iyiydi, bak unuttuk onu. İlaca bir kişinin ihtiyacı var da, tıpı iyi olan bizde kim var burada? Serdar Kaplan, şu adamı stabilize etsene. Şu yemekleri bir yiyin. Yemeğini yiyen bir gelsin şurada, bir içeriye şuraya gelsin. Şu Joy'u bir öldürsün. Joy'da da roket atarı varmış bu arada. Kıyamet roket atarı var, vallahi dikkat etmek lazım ya da aynı anda öldürmek lazım onu ya. Kayahan, Vakrov, Alacalı gelin abi. Dolaşıyor diyor şu anda da. Ayrık durum bu arada. Heh güzel. Şimdi Kayahan gel şuraya gir, oradan sonra da buraya gir. Bir bakalım. Alacalı sen de şunu al. Giymeyi bunu alıyorsun. Okan Paşa sen de şunu alıyorsun. Vakrov sen de bunu alıyorsun. Ne durumda Semih Arda? 11 saatte çıkmış, güzel. Karet mi var orada ya? Enerji sniper var, ikili sıkıyor abi. İkili pompalı gibi de. Orada bir şey yokmuş Kayahan. Oradan bir taret sıkıyor. Şunları alın da gidelim ya. Taretlerle uğraşmayalım. İlkin gelmiş buraya, yatmış hemen. Kayahan sıkma, şuraya giriver. Bir de buraya girmen lazım Kayahan. Yeni alım dedi. Hemen bakıyoruz. Güzel karakter. Her şey yapıyor ya. Çekelim. Camelot geldi. Burada da bir şey yok ya. Herkes gelsin abi buraya. Bir gemilere binelim artık. Hayır bu ekibin yani Yezabumov'u belki hani tribe girer. Çünkü onda sevinç teli yok yani. O normal bir insan. Bunlarda ama bunlarda hepsinde sevinç teli var. Mesela sen. Yani ruh halleri şu anda aslında bayağı iyi bunların. Bayağı iyi yani. Gemilere geri gidiyorlar mesela. Güzel. Burada işimiz bitti. Geri kalkıp gittik abi. Oo, zebra varmış burada. Gemiler gidiyor artık. Şimdi bu gelenlere yavaş yavaş artık biyonik kol ve bacakları da takacağım. Artık onların hepsi biyonik kollu bacaklı falan böyle sağlam çarlar olacaklar yani. Neyse abi, o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.